listeler de çıkabilir gün içerisinde. Fakat isimler dolaşan isimlerdi. Dolayısıyla çok şaşırtıcı, sürpriz olan isimler yok, onu da söyleyelim. Çarşaf liste tabii ki çıktığında da bir şekilde anahtar lisenin içerisine böyle monte edilecek isimler ön plana çıkacak. Küçük Şahin, hoş geldin, selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen de çok yoruldun sevgili Şükrü. Yıllardan beri hani kurultay yılları yaşayan bir gazeteci ve aynı zamanda Recai Aksu da bizimle birlikte, hemen söyleyeyim. Televiz Almanya temsilcisi Recai de burada. Bu kurultayı önce şöyle bir çıplak gözle bir değerlendirelim. Yani bu kurultay daha önce yaşanmış mıydı senin meslek hayatında, benzer iki turlu işte hani adayın önceden belirlendiği, işte mutlaka o seçilir dediğimiz kurultaylar çok yaşandı ama bu sanki öngörülemez bir kurultaydı ilk baştan beri. Dolayısıyla sürpriz bir sonuç mudur bu senin için? Yani kendi alanı içinde gerçekten çok farklı ve ilginç bir kurultay. Çünkü örneğin Sayın Rahmet Özal'ın bu salonda değildi, yan taraftaki salondaydı. Suikasti de biliyorsunuz. Evet, suikast girişiminde yaşamıştık. Ama bu kurultay bence Türkiye'de demokrasi büyük yara almış durumda. Küçük bir umut ışığı oldu. Bütün siyasi partiler için de bir umut ışığı oldu. Güzel bir yarış oldu. Bence iyi de yönetildi. Çok ciddi bir kargaşa olmadı. İki yarışlı, Türkiye'nin ve dünyanın en eski partisinin ikinci yüzyıldaki ilk kurultayı bu açıdan bence iyi geçti. Bir de şu açıdan önemliydi. Yani kazanamayanın istifa seçeneğini kullanmaması halinde partisinin kendisiyle yollarını ayırabileceğini göstermesi açısından, ki bu Türkiye'de açık konuşalım, lider değişiminin zor olduğu bir ülke, zor olduğu bir durumdur. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi başardı. Diğer seçimlerden de farklı. Biraz belki 1972'de rahmetli Ecevit'in İnönü'ye karşı zaferiyle kıyaslanabilir ama farklı. İnönü orada hemen divan başkanlığı seçiminden ardından, yanılmıyorsam, ya da güven ardından kendisi çekilip aday olmamıştı. Bu kez Sayın Kılıçdaroğlu rakibi karşısında yarışmayı tercih etti ve seçimi kaybetti. O açıdan çok önemli. Beklenen, anladığım kadarıyla birinci turda seçilemeyince tebrik edip rakibine çekilmekti galiba. Vallahi Zeyn Ali'yle bence beklenen o da değildi. Beklenen, açık konuşalım, 28 Mayıs gecesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp elimden geleni yaptım ama şu kadar da seçim kaybettik. Artık ben kenara çekiliyorum. Partimin kurultay süreci zaten yürüyor. Ben kurultaya kadar partimi adil bir şekilde götüreceğim. Kendisine güvenen, yapabileceğine inanan tüm arkadaşlarımı da aday olmaya davet ediyorum. Ben kim kazanırsa onun yanında yer alacağım deyip daha 28'i gecesi, bakın bunu açık konuşalım, bu tutumu sergilemeliydi. O zaman bence siyaset finalini çok güzel bir örnekle, dünya çapında bir örnekle de taçlandırabilirdi. Ama bu yolu tercih etmedi. Oysa bütün partilerin de, sokağın da, halkın da beklediği buydu. Yani şu gerçeklerin görülmemiş olması mümkün değildir. Basit bir örnek veriyorum. Tweet. Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet atıyor. Altına şöyle baktığımda ben Cumhuriyet Halk Partisi adına ve Sayın Kılıçdaroğlu adına üzülüyordum. Ha diyelim ki bunların %50'si trolldü. Ama öbürlerinin dilinden de anlıyordunuz. Yani samimi bir istifaya çağrı vardı. Ama bu görülmedi. Es geçildi. Ve sonrasında da ya biz nasıl kurultayı alırız? Genel başkanın gücü var. Genel merkezin gücü var. Ve bence kötü de bir kadro kurdu Kılıçdaroğlu. Bunu da söylemek zorundayım. Niye? En azından basit bir örnek. Bu kadro içinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya kola kutusunu koysak Erdoğan'a karşı kazanırız diye öngörüsüz ve hayatın gerçeğiyle de uymayan, siyasetin nezaketi de uymayan kişiler vardı ve bunlar da Kemal Bey'in en yakın kadrosu oldu. Bu göremediler diyemeyeceğim. Gerçekten mümkün değil ama bir hayal aleminde biz nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse yok genel başkan olabilecek, ki yine üzgünüm, söylemek zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda da partisine kötü bir miras bıraktı. Yani bir genel başkanın çıkıp bagajı
temiz olan birisini bulun demesinden daha öte bir kusur olamaz bence. Bütün partilileri töhmet altında bırakan bir değerlendirmeydi. Yani benden başka genel başkan olabilecek kimse yok algısı bir. İki, karşıma kim çıkarsa çıksın kıymet harbiyesi yoktur diye bir değerlendirme yapıldı. Böyle bir anlayışa girildi. Biz genel merkez gücümüzü gösteririz. İlçe, ilçe kongreleri daha tamamlanmadan ilçe başkanlarını Ankara'ya çalışırız, çağırırız. Genel başkanla buluştururuz. Onların kararlarını etkileriz. Sonra il başkanlarını çağırırız. İl kongrelerine işte MYK üyelerimizi göndeririz. Delegeleri biz bu şekilde ayar. Ben bütün yayınlarımda Zeynel'e söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri kurşun asker değildir demiştim. Hatırlıyorum. Ortada büyük bir başarısızlık var. Mutlaka bu başarısızlıktan etkilenecekler. Ya sen etkilenmedin mi Zeynep? Zeynel, seni gören sokaktaki insanlar soruyorlar. Lütfen Kemal Bey'e söyleyin çekilin dediler mi demediler? Hemen hemen. Yani bu sana bana söyleniyorsa... Delegeler üzerinde 10 kat böyle baskı oldu. Bu baskıdan nasıl kurtulacaktı delegeler? Ya da hangi vicdanı hesaplaşmayla gelip burada oy vereceklerdi? Bunun öngörülememesi mümkün değil mi? Bakın bütün bu silsile devam etti. 14 Mayıs'ta çekilinmedi. Mayıs'ta çekilmedi de 14 Mayıs'ta %49,5. Ya seçim kazanma ihtimali var mı Zeynel? Allah evet. aşkına. Görmedik mi? Hiç kimse görmedi mi? Bunu Kemal Bey'e de kimse söylemiyor. Mutlaka söyle. Yap %49,5'a rağmen gidiyorsunuz ve bir aday da Erdoğan'ın lehine çekilmişken bir gizli mutabakat yapıyorsunuz. Ve sonra da bu kürsüye çıkıp burada en azından bir öz eleştiri yapmanız gerekirken konuşması da kötüydü onu söyleyeyim. Hançerlemekten bahsediyor. Hançerlemek, vefasızlık. Kindarlıkla suçladı kendisine rakip çıkanları. Ama bu ciddi bir haksızlıktı. Evet. Onlar da gerçekten beraber yürüdüler. Bence her platformda beraber yürüdüler. Kararsız kalanlar dünkü konuşmadan sonra evet. da belki de o kararsız. Sonra tamamlayayım. Yok, ya, 18, sana tekrar döneceğim. Çünkü... Hayır, 18 oyla geride kalmışsınız. Evet. Ona gelecektim. Yani %49,5 gibi. Geri getirme imkanınız yok. Bunun görülmemesi evet. mümkün mü? Ve mutabakat da sağlandı aslında. Çekiliyordu. Bu kararını kendisiyle de görüşüldü. Ama sonra birdenbire birileri karar değişti. Belki de. Evet. Yani. Hemen döneceğim. Çünkü gelip burada Özgür Özel'in elini kaldırsaydı evet. çok güzel bir miras bırakırdı. Yani şu anda benden sonrası evet. önemli değil demeye getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun dünkü performansını da soracağım. Kesinlikle haklısın. İlginç. Doğru. Mutlaka sana sormam lazım. Son 10 dakikamız olduğu için sevgili Tele1 ekibinin değişmez elemanlarından Recai Aksu'ya böyle sorayım.